Arkadaşlar merhabalar, ben Baran Özcan, sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. 20 gündür kanala video çekmiyorum, bir sürü yorum yazdınız. İnsan sevdiğine güzel, hak veriyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla memlekete gitmiştim. YouTube'un topluluk sekmesinde de bunu bildirmiştim. İzlemeyen veya görmeyen varsa buradan da belirtmiş olayım. Piyasa düştüğünde vay efendim niye video atmıyorsun? Arkadaşlar ben Satoshi değilim ki kaçmaya çalışayım. Yani öyle bir derdim yok. Zaten ücretsiz videolar çekiyorum ha. Bilgi almak istiyorsunuz, özlüyorsunuz. O ayrı bir mesele. Ben de sizleri özlüyorum. Ama yılda bir bayramım var. Onda da 10-15 gün ailemle vakit geçirmek istiyorum. Buna da hak verirsiniz diye umuyorum. Şimdi piyasada aslında negatif bir hava var. Hemen hızlı bir piyasaya giriş yapayım. Ben bunun akabininde güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Lafı çok fazla uzatmayı sevmeyen biriyim. Gelin sizlere kısa adımlarla neden pozitif bir şeyler beklediğimi anlatayım arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'le başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'in temel analizde fiyatını yükseltebilecek haberler neler? Öncelikle bunlara bakalım. Şimdi bildiğiniz üzere para piyasalarında paranın çokluğu bir yatırımın artmasındaki en önemli etkendir. Kripto para piyasasında 2021 yılında en son bir ultra mega boğa yaşamıştık. Bu boğada bunu yükselten unsur aslında Amerika'nın faizleri yıllardır sabit tutması veya aşağı indirmesiyle piyasayı fonlamasıydı. Şimdi ise o zamanlar para bolluktayken şu anda para sıklaştırma politikası izliyoruz. 2 yıldır ve bunun sonuna geldik artık. ABD artık faizleri arttırmak yerine bir yaklaşık 6-7 aydır faizleri sabit bırakıyor. Ki bu aslında boğanın bir sinyaliydi. Şimdi de beklediğimiz haber ki bu yıl en az bir olmak üzere 2 adet düşündüklerini FED bizzat kendisi toplantıda söylemişti. Faiz indirimi. Şimdi faiz indirimi para sıklaştırma politikasından vazgeçildiğini ve paranın artık piyasaya akması gerektiğini vurgulayan bir indikatördür. Şimdi bu paranın artması kriptonun yükselmesi anlamıyla doğru orantıdadır. İkinci bir kısımda Amerika'da yine bir seçim var. Seçim demek çalışmaların ve halka para dağıtılmasının yine arka planda para sıklaştırma politikasını bir kenara bırakıp da 2 yıldır sıklaştırdığı politikadaki paraları halka dağıtarak seçim kazanmayı bekleyen bir Biden ve tamamıyla kriptoyu desteklediğini, Bitcoin'i savunduğunu ve ABD vatandaşlarından her zaman kriptoyu desteklediğini söyleyen ve arkasında bulup bir güvence sahibi haline getirmek isteyen Trump var. Ben seçimi Trump'ın kazanacağını düşünüyorum. Keza Trump kriptoya çok daha pozitif bir adam. 2021 yılında da mesela o dönemlerde de Trump vardı. Ama Biden geldiği günden beri yüzümüz gülmedi. Tabi bunu direkt Biden'a bağlamak doğru değil ama para sıklaştırma politikasını bağlamak doğru bir hamle olabilir. Trump Biden'a göre kriptoyu daha bullish yani daha yükseltebilecek bir adam. İnşallah Trump kazanır bizim için diyorum. Üçüncü bir harekete gelecek olursak, şimdi teknik analizden bahsetmek istiyorum sizlere. Bitcoin 72 ile 60 bantlar arasında sıkıştı. Şimdi insanlar diyor ki ya bu Bitcoin yükselmeyecek. Şimdi arkadaşlar 2-3 aydır böyle gittiğini düşünelim. 2-3 ay değil de 2-3 aydır böyle gittiğini düşünelim. 2 yıl boyunca Bitcoin ayı sezonundayken battık bittik diyenler şimdi Bitcoin 15 bin dolardan 4 kat artmış bir seviyede 60 bin dolardayken battık bittik diyorlar. Bundan şöyle söyleyeyim daha iyi anlayacaksınız. 2 yıl önce Bitcoin 60 bin dolar olur deseydim köşeyi döneriz derdiniz. Ama şu anda Bitcoin 60 bin dolar ve sizler hala mutsuzsunuz. Çünkü elinizdeki altcoinler değerlenmiyor. Bunun farkındayım. Aynı şekilde benim de elimdeki altcoin değerlenmiyor. Ama bu değerlenmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani aslında okyanusu geçtik, derede boğulmaya çalışıyoruz. Dereyi de böyle 2-3 ayak hamlesiyle geçebiliyor olmamız lazım. Teknik analiz karşımda. Bu Bitcoin 15 bin dolardan buralara geldi. O zaman 60 bin dolar deseydik herkes yok ya diyecekti. Şimdi de yeniden bakın tekrar et bunu kameraya kayıt alabilirsiniz. Ayı bekliyorum diyenler 6 ay içerisinde kafasını kuma gömecekler ve ben aslında boğa bekliyordum diyecekler. Ben net bir şekilde ayının gelmeyeceğini önümüzde bir çok sağlam altcoin rallisiyle bir boğanın geleceğini söylüyorum. Benim tavrım nettir değişmez. Ama ayı geliyor gelecek diyenler kafasını kuma gömecekler. Bu videoyu unutmayın unutturmayın. Şimdi gelecek olursak teknik analize. Bitcoin'de arkadaşlar hacimsiz bir durum var. Ne demek ya bu hacimsiz bir durum? Bakın burada size piyasada aslında neden bu düşüşlerden korkmamamız gerektiğini. Aslında toplu kullanıcılar satmak yerine
bazı kullanıcıların sattığını söylemek istiyorum. Bu kullanıcıları içerisinde ülke de var. Almanya ve Amerika. Şimdi baktığımız zaman bir tarafta bedavadan kazanılmış Bitcoin'leri satmak isteyen bir taraf var, ülke var. Amerika bildiğiniz üzere daha önceden madenciliklerden ve bazı usulsüz gördüğü durumlardan Bitcoin'lere el koyduğu için maliyetsiz bir şekilde elde etti. Şimdi ABD'nin amacı bunu daha yüksekten satabiliyor olmak. Market maker'ın amacı da bunu daha ucuzdan alabiliyor olmak. Mantıken karşıda ücretsiz bir şekilde verdiğin bir token var ve onu çok yüksekten almak yerine daha az maliyet alabilirsin. İşte burada da acımsızlığın niye olduğunu anlamanızı istiyorum. Şimdi bakın neden acımsızlık var diyorum ve bunu nasıl kanıtlıyorum. Şurada bir RSI'da gizli pozitif uyumsuzluk var mesela. Nasıl var? Daha önce de Bitcoin 56.708 dolara düştüğünde RSI tam olarak 35 seviyesindeydi. RSI demek göreceli güç endeksi. Yani yatırım geldikçe orada şişen emtia anlamına gelir. Orada indikatör anlamına gelir. Şimdi baktığımızda daha önce de Bitcoin 58.500 dolara düştüğünde RSI 25 seviyesine düştü. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu hangi şartlarda karşınıza çıkar? 10 kişi satar, 5 kişi alırsa hem fiyat düşer hem de talep yaratılmadığı için RSI düşer. 10 kişi alıp 10 kişi satarsa RSI sabit kalır. İşte 10 kişi satıp 20 kişi alırsa da RSI'da fiyat da yükselir. Bundan bahsediyorum sizlere. Aslında sen ben satmıyorsun. Bunun piyasada farkında. Bunu da görüyoruz. Hacim olsaydı daha dip hacimler veya daha yüksek hacimler olurdu. Belli başlı insanlar satıyor ve market maker bunlar almaya çalışıyor. Burada onu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman bunun sonucunda neler oluşur? Normalde gizli pozitif uyumsuzluk veya direkt pozitif uyumsuzluk. Direkt pozitif uyumsuzluk nedir? Hemen şöyle bir şablonda göstereyim. Şurada bir fiyat görelim. Şurada da bir fiyat görelim. Aşağının da RSI olduğunu düşünelim. RSI'da burada işte RSI'nin şurada olduğunu düşünürsek. Burada RSI buradaysa yani fiyatlar aynı iken RSI'ler bir önceki seviyeden daha yukarıdaysa pozitif uyumsuzluk var. Bu durumda ve gizli pozitif uyumsuzlukta fiyatlar normalde yükseliş gösterir. Ama bu beklediğiniz gibi %50-%60'lık bir yükseliş değildir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Teknik analizde de birazdan tüm detaylarıyla paylaşacağım. Şimdi Bitcoin'de rotasyon ne? Bitcoin'de neleri bekleyebiliriz? Veya kısa vadede Bitcoin'de neler kazanabiliriz? Neler deneyimleyebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle 6-7 gündür işlem açmıyorum. Onu da söyleyeyim, onu da beyan edeyim. Aktif Bitcoin'de de long işlemim var. İki kademe girdim. Bekletiyorum. Hala elimde tutuyorum. Pozisyonlarımı taşıyorum. Şimdi baktığımız zaman 49.500 dolardan gelen aşağıda bir hat var ve bu hat günlük grafikte oluşmuş. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere teyit var. Daha önce 58'e iğne attığında bura kırıldı, sonra tekrar bunun üstüne attı, altına attı, üstüne attı, tekrar altına attı. Bakın 4 gün boyunca şaka gibi gidiyor aslında Bitcoin. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Aslında market maker yukarı doğru atmaya çalışırken satış yapmak isteyenler aşağı doğru indiriyor. Market maker tekrar yukarı doğru atmak isterken satış yapmak isteyenler yeniden satış yaparak aşağı doğru indirmek istiyor. Yani bunu dar bir havzaya sıkıştırdılar. Bu yüzden elimizdeki altcoin'lerde de bir aşağı bir yukarı hareketlenmeler gayet normal. Önce Bitcoin'deki bu baskının kırılması gerekiyor. Şimdi Bitcoin'de neler görebiliriz onu incelemek gerekiyor. Bitcoin öncelikle 61.800'ün üzerine atabiliyor olması lazım ki alt banttaki trend otursun. 61.800'ün üzerine atamayan Bitcoin'de long ve short'ı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Nasıl yapabiliriz? 61.800'e geldi ve 4 saatlik kapanış onun altında yaptıysa short işlem makul olacaktır. Üstünde yaptıysa da long işlem makul olacaktır. Çünkü bu durumda da günlükte konuşmak gerekirse arada da 64 direncine doğru bir ivmeyi yeniden hızlandırabilir Bitcoin. Ya daha önce de bu seviyelere geldiğinde çok hızlı bir ivmelenme yaşamıştı. Ki 3 aylık dilimde de önümüzdeki 3 aya baktığımızda hem Amerika'da bir seçim hem de Fed'in faizi indireceğini düşünürsek çok da korkmaya gerek olmayan bir durum diye düşünüyorum. 2025'te de benim için değişmeksizin bir sağlam boğa yaşayacağımızı düşünüyorum. O yüzden altcoin sepetiyle ilgili zaten yorum yapmaya gerek yok. Onu yapıp beklemeliyiz. Burada Bitcoin 61.800'ün üzerine gidemezse geleceği seviyeleri sırasıyla söylemek istiyorum. Nedir? 58.000, 59.000 bantlarında Bitcoin tekrardan görebiliriz. İşte o bantlara geldiğinde daha fazla hacimle, bakın şurada daha az hacimle yukarıya çıktı. Aslında burada da bu az hacimle yukarıya çıkmasındaki sebebi de anlayabilirdik. Şimdi burada yeniden aşağıya düştüğünde gözünüzü RSI'ye aktarmanız lazım. Velev ki 60-59'a düştü Bitcoin. Buradan 1000 dolar düşmesi demek zaten çok da büyük bir düşüş değil artık. Düştüğünde RSI'nin ani tepkisine de bakmakta fayda var.
RSI daha yukarıdaysa bilin ki daha hacimli yukarı çıkma opsiyonu var. Şimdi sırasıyla destekleri konuşalım. Öncelikle Araf destek 60.340. Sağlam destek 58.000 dolar. Ardından 52.440 dolarlık bir desteği var. Ha, şu anda 52.000 desteğini konuşmak için biraz erken. Ama önümüzde 58, 59, 60 bantlarını unutmamakta fayda var. Keza şu anda da zaten 60.800 dolarda. Peki yükseliş eğiliminde 61.800'ü kıran Bitcoin 64, 67 ve 71.465 bandını kıracaktır. Peki Bitcoin benim 15.000 dolarlardayken de söylediğim boğa hedefindeki 120.000 dolara gelebilmesi için nereleri açması gerekiyor? Öncelikle zemini hazırladı, onu söyleyeyim. Fed'in faizi indirmesi, işte Amerika'daki seçimleri millete para dağıtması, Trump da kazanırsa daha iyi olur, Biden da kazanırsa Fed faiz indirdikten sonra yükseliş gelir. Ama Trump olursa daha ballı kaymaklı olur yani. Birinde sadece bal yeriz, birinde kaymağını da yeriz, öyle düşünün. Bitcoin 71.400 bandını kırabiliyor olması lazım. Çünkü burada çok sıkıştı. Bakın şurada sayısız kere deneme yaptı. Bu 15'in üzerindedir denemesi. Burayı kırıp artık bir sonraki seviyelere aşıyor olmamız lazım. Ha, onun için de tabii dediğim üzere bazı durumlarda projelerin böyle sadece yatay gitmesi normal. Böyle kademeli bir şekilde aşağı gitmesi normal ki biz bunu 2 yıl gördük arkadaşlar. Şu anda öyle bir durum yok. Tekrar ediyorum, ayı falan gelmeyecek. Önce bir boğa var, ardından ay var. Boğa görmeden ayı falan yok arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi gelelim Ethereum'a. Bakın Ethereum'da da önemli haber var. Ethereum'da da spot ETF'lerin tamamıyla alıma başlanmasının 4 Temmuz'a kadar olacağını söylediler. Şimdi 4 Temmuz'a kadar spot ETF'lerin girişini düşünürsek bu durumda Bitcoin'de daha önce yaşadığımız gibi Ethereum'da da sürekli spot hacimlerin girileceği için bir yükseliş görmemiz mümkün olacaktır. Ethereum'da işte 3800'ler, 3900'ler, 4000 dolarları görebiliriz. Ama bu spot ETF'lerde ne kadar hacim gireceğiyle alakalı bir durum. Bitcoin'e geldiği gibi para girerse Ethereum'da çok ciddi seviyelere, 12.000 dolarlık boğa hedefim var mesela benim. Bu 15 bile olabilir. Şimdi Ethereum öncülüğünde de altcoin'lerin yükselişlerini görebiliriz. Yani şu 4 Temmuz'a kadar bir acele etmeyin. Ethereum'un spot ETF'leri başlarsa Bitcoin düşse bile altcoin'ler yükselmeye başlayacak. Yani dominans düşmeye başlayacak. Ethereum o sıkıştığı 2-3 yıllık bandı kıracak Bitcoin'e karşı. Artık Bitcoin düşse de düşmeyecek. Şimdi burada ağzınızın sular aktı biliyorum. Çünkü artık Bitcoin'den ayrışmak istiyoruz. Ethereum'a gelelim. Ethereum'un teknik analizinde ise mesela Ethereum hala trend içerisinde baktığımız zaman. Bu trende baktığımızda bakın 2 Ocak itibariyle fiyatlar 2200'den oluşan bir trend. Yukarı yönlü bu trende baktığımızda kırılabiliyor olması için şu anda 3158 doların altına inmesi gerekiyor Ethereum'un. Şu anda oldukça üstünde. Aslında bunlar da bize Ethereum'un en sağlam nereden alınabileceğinin göstergesi. Ama her an spot ETF'lerin onaylanabilme ihtimali olduğu için o gibi durumlarda teknik temel hiçbir şey çalışmaz, sadece yeşiller çalışır, onu söyleyeyim. Yukarı bantta da Ethereum'un şu anda yapması gereken hamle 3485 dolara kırması, ardından 3585 dolara getirir bu hamle. Burayı kırması da 3840 dolara getirir. Keza spot ETF'lerin girişleri 4 Temmuz'a kadar veya öncesinde olursa 4000'in üzeri Ethereum'da çok da hayal bir durum değil. Keza zaten düştüğü seviyede 4000 dolardı. Ardından bir altcoin'lerin canlanması daha güzel olacak. O zaman tadından yenmeyecek durumlar. Çok kısa vadeli alsatlar da gelir öyle bir piyasa olduğunda. Destek hattındaysa 3365 dolar, 3241 dolar ve 3158 dolar. Mesela kısa vadeli Ethereum'da çok fazla top çevirebilirsiniz. İşte ben bir haftadır açmıyorum diyorum ya. 15 günde Ethereum'da 4-5 kere bir top çevirmiştim. Şu anda biraz duraksadığı için ve bir anda yukarı yönlü gittiği için dirençlere takılabilme ihtimali olduğu için biraz geriye yaslandım. Ama Ethereum'da güzel top çevirme ihtimalimiz olabilir, onu söyleyeyim. 3365 dolardan mesela stop long denenebilir. Ardından buradan 3485'i kıramazsa orada satılıp short'a dönülebilir. Yani bu kırmızıları ve yeşillerin fotoğrafını çekin. Buralar önemli detaylar. Ethereum'un RSI'ne baktığımız zaman ise Bitcoin'den ziyade Ethereum'un şu anda arkadaşlar hacmi, hatta bunu da günlüğe alalım, günlükte bakalım. Ethereum'unki biraz daha iyi. Yani RSI bir tık daha sağlam. Neden? Çünkü insanlar spot ETF olabilme ihtimaline karşın Ethereum satın alıyor. Bu da Ethereum'da RSI'da yukarı yönlü bir hamleye sebebiyet veriyor. Bakın şurada direkt negatif bir uyumsuzluğu bariz bir şekilde gösterebilirim. Daha önce fiyat 4100 iken ardından 4000 dolara geldiğinde çok çığır açıcı bir fark yok fiyatlarda. Ama RSI'da çığır açıcı bir fark var. 86'dan RSI 73'e düşüyor. Mesela burada da bir gizli de değil hatta. Direkt negatif uyumsuzluğu görebilirsiniz. Hani ara ara böyle bilgiler veriyorum ki pekiştirin diye.
Uzun lafın kısası, spot ETF'ler gelirse Ethereum dahilinde altcoin'lerde güzel bir yükseliş görürüz. Şimdi Solana'da da önemli bir haber var. Ondan da bahsedeyim. Ve burada yorumlarınıza ihtiyacım var. Sizden de bir yorum alacağım. Solana'da bir ETF'lere başvuruldu. Sizce ETF'lerin her projelere başvurulması bunun değerini azaltır mı? Yoksa aksine blockchain'deki projelerin tamamıyla yasallaşması ve şey gibi işte para birimleri gibi çoğalması anlamına mı gelir? Çoğalması derken arzın artması değil, herkes tarafından tutulması ve yatırım alabilecek bir alana dönüşmesi mi getirir? Burada iki tane soru var. Sizlerden de yorum bekliyorum. Bütün projelerde ETF'ler olmazsa sizce bunun nadirliğini mi alır? Yoksa hepsinin yasal olacağı için çok mu iyi olur? Yorumlarda da yazmayı unutmayın. Solana'da ETF haberi itibariyle yükseliş başladı. Solana'da önemli teknik analiz var. Solana yatırımcıları veya Solana'yı satın almak isteyenler buraya dikkat etsinler. Bakın ARS çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Hatta şunun da üzerine çıkıyor. Bakın daha önce bu seviyedeyken Solana'nın fiyatı 170 dolarken şimdi ARS bunun daha üzerindeyken fiyat 151 dolarlardaymış. Burada otomatik olarak bizlere pozitif bir uyumsuzluğu sergiliyor. Şimdi Solana'da bu ETF ETF'lerin yayılması, biliyorsunuz bunlar önce yayılmayla oluyor, sonra resmi başvuru oluyor, sonra bu onaylanma süreci oluyor. Onaylandıktan sonra belli bir süre geçmesi gerekiyor ki ETF'lere alım başvursun ki Ethereum şu an bu aşamada. Solana'da da güzel bir yükseliş gelebilir bence ETF'lerin onaylanması ve sürecin başlaması itibariyle. Teknik analiz kısmına baktığımız zaman çok güzel bir trend halinde ilerleyen Solana şu anda trendin altında. Mesela teknik analizde de bu beni korkutuyor. O yüzden bu aralar çok fazla Solana'ya giriş çıkış yapmıyorum. Veya şöyle söyleyeyim, giriş çıkış derken spot'tan ziyade vadeli de Solana'da çok hızlı işlemler yapıyorum. Çünkü buraya doğru yukarı doğru geliyor bakın. Şuraya doğru geliyor, aşağı düşüyor. Desteğe geliyor, dirence çıkıyor. Dirençten geri desteğe doğru düşüyor. Yani teknik analizi güzel çalışıyor Solana'nın. Bu yüzden spotta tutmaktansa marjinde hızlı işlemler çeviriyorum Solana'da. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Solana'da bizleri neler bekler? Spot ETF'leri bir kenara bırakıp sadece teknik analize odaklanacak olursak Solana'nın şu görmüş olduğunuz trendin altına inmesi aslında şu an için çok iyi bir durum değil. Ama Ethereum öncülüğünde altcoinlerinde yükselişe başlamasıyla birlikte Solana'nın da buraya yeniden trende girebileceğini düşünüyorum. Şu anki durumda konuşacak olursak Solana bakın 151'i kıramadı, aşağı doğru gelecek. Şura bir stopaj olabilir. 140 dolar bunun bir işte minor desteği olabilir. Majör desteklere baktığımızda da 134, 122, 111. Şimdi 111 ile 122'yi konuşabiliyor olmamız için öncelikle Bitcoin'in geçenki gibi çok sağlam iğne atması gerekiyor. İğne atmadığı durumlarda bu iki desteği çok konuşmakta fayda yok arkadaşlar. Ama en azından 134'ü ve 122'yi bilmekte fayda olabilir Solana'da. Bu seviyeler gelirse mesela 122'nin gelmesine gerek yok. 134 gelirse ben Solana'da 130 ile 134 dolar bantlarında genelde long açıyorum. Yukarı yönü de işte 140 ile 150 bantlar arasında da longumu kapatıyorum. Mesela örnek vereyim. 140'da şurada bir direnç var. Bakın hep buralardan aşağı yönü inip sonra yukarı yönü çıkıyor. 140 sonra da direnç 151 seviyesi altında. 151'i kıran Solana'daysa ikinci ve en önemli destek 158 dolar. Yani Solana'nın trende yeniden girebiliyor olması için 158 doları geçmesi lazım. 158 doları geçen Solana 168 ve üçüncü direnç olan 188 sonrasında da 200 dolar ve üzerine çıkacaktır. Tabi bu boğa sezonu da altcoinler için başlamasa da Solana çok ciddi bir şekilde yükseldi. Bunu yatsımak çok da iyi olmayacak ama şunu da bilmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi boğa gelmeden bu kadar yükseldi ama boğa geldiğinde bir bu kadar daha yükselir diye bir şey yok. Çünkü bazı arkadaşlardan bunları duyuyorum. Daha boğa gelmeden bu kadar yükseldi. Bakalım boğada neler olacak. Şimdi düşük market cap'li projelerde bunlar uygun. Ama Solana'nın da market cap'ini biraz hesaba katmakta fayda var. Tabii şunu da ön plana çıkarmakta fayda var. Solana AVAX'ın baş rakibi iken şu anda AVAX'la Solana arasında çığır kadar fark var. Solana çok daha ileride. Neden? Çünkü meme tarafını tamamıyla domine etti ve çok güzel bir katkı sağladı kendine. Zeki hamle yaptılar ve bunun da ekmeğini yediler. Yine zeki bir hamle yaparlarsa bir bakarsınız Solana Ethereum'a rakip olur. Zaten 3-4 yıldır bu konuşuluyor. Solana Ethereum killer diyor. Ama bana göre Ethereum'u geçebilecek bir potansiyelde proje yok. Ama Solana'da iyi bir krizi fırsata çevirebilir.
verebilen bir ekip var. İyi bir ekosistem var. Yeni bir ekosistem yaratır, yeni bir hype yaratır. Yaratamadığı durumlarda mimlerin de hype'ının, işte Solana ağındaki mimlerin hype'ının bitmesi Solana'nın da artık hacminin azalması anlamına gelebilir. Yani boğa sepetinde güzel bir kazanç varsa bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Tamamını satmak zorunda değilsin. En azından %10'unu satarsın ki şu anda %10'unu satsan sanırım maliyetini almış oluyorsun. Diplerden maliyetlendiyse maliyetini koy, kazançla devam. Bir şey kaybetmiyorsun. Bu anı sonunda da kazancını daha da kazatarak satmış olursun. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda 4-5 gün içerisinde gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.